Evcil garip beyaz kutup ayısından binlerce arı ile dostluk kuran Adam'a. Evet, gerçekten de bunlar çok şaşırtıcı. Sizin de böyle garip dostlarınız var mı? Sizlere görüp görebileceğiniz en garip 7 evcil hayvanı tanıtacağız. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker söylemek istiyoruz. Breap Koreabab, Sait Kaya, Medihan Öztürk, Çılgın Adam XB, Efe Adıbeş, Uykucu Ali, Elif Çapur, Efe'den Öğren, Evren Zula, Ahmet Arda Güner. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de bir dahaki videoda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? O zaman gelin hep birlikte videoya geçelim. Penguenler her sene binlerce kilometre kuzeye, daha sıcak yerlere göç ediyor. 5 yıl önce emekli bir inşaat ustası, João Pedreco de Souza, Brezilya'daki evinin yakınında petrol ziftine bulandığı için yerinden kımıldayamayan bir penguene rastladı. Pengueni evine götüren João, onu temizledi. Tedavisi boyunca karideslerle besledi. Adını da Jing Jing koydu. Jing Jing'in gücü kuvveti yerine gelip sağlığına kavuştuktan sonra João onu denize, kendi doğal habitatına geri bıraktı. Görev tamamlanmıştı. Patagonya'da bir Magellan pengueni, bulandığı petrolü temizleyerek hayatını kurtaran Brezilyalı adamı ziyaret etmek için her yıl göç yolunda kısa bir mola veriyor. Ve yoluna devam etmeden önce insan arkadaşının yanında kısa bir süre kalıyor. Ne var ki her sene göç zamanı Jing Jing kendi hayatını kurtaran arkadaşı Joe'ye sürpriz yaparak onu ziyaret etmeye başladı. Penguen ile insan arasındaki dostluk bu şekilde başlamış oldu. Kevin Richardson, 41 yaşında bir Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı. Lakabı ise aslanları fısıldayan adam. Bu koca kedilerle kurduğu inanılmaz bağ gören herkesi hayrete düşürüyor. Onlarla o kadar yakın ki Kevin için bu koca kedilerin evlerimizde beslediğimiz minik tatlı kedilerden hiçbir farkı yok. Kevin adeta aslanlarla aynı dili konuşuyor. Onlara sarılıyor, onlarla dolaşıyor ve hatta onları öpücüklere boğuyor. Birlikte çektikleri selfiler yetmezmiş gibi bir de bu vahşi kedilerin üzerine kamera bağlayıp insanlara onların dünyasından seçkiler sunuyor. Kevin bugüne kadar kedigillerle ilgili birçok belgesel çekmiş. Bu çılgın adamın tek iyi anlaştığı yırtıcılar arasında aslanlar yok sadece. Başta sırtlanlar olmak üzere diğer tüm yırtıcılarla da oldukça samimi. Aslanların yanındayken o kadar rahat ki onların göbeklerinde öğle uykusuna bile dalabiliyor. Hatta bu hayvanların en tehlikeli olduğu zamanlarda, yani su içme seanslarında bile yanlarında. Aslanlar adeta Kevin'in küçük sevimli çocukları gibi. Böylesine tehlikeli bir iş yapan bu adam evli ve iki çocuk sahibi. Kedi veya köpek sahiplenmek herkesin gayet normal karşıladığı bir davranıştır. Ama Casey Anderson biraz daha farklı bir şey yaptı ve annesi ölen bir ayı yavrusunu sahiplendi. Ona tek başına doğada hayatta kalabileceği yaşa kadar baktıktan sonra ondan ayrılmadı ve böylece ailesinin fertleri arasına bir ayı dahil olmuş oldu. Artık doğa bilimci Casey Anderson'un hayatındaki en yakın dostu Brutus isimli bir bozayı. Geçen yıl Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı filmin yıldızı Missy P ile evlenen Anderson'ın nikah şahitliğini ise yine yakın dostları olan bozayı yaptı. Her ne kadar bu şahitlik resmi evraklara geçmese de Anderson ve karısı ayıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Jeffrey isimli bir adam ve en yakın dostu Pelikan'la tanışın. Gerçekten de garip bir dostluk hikayesi.
Onu yavruyken yaralı bir şekilde bulup iyileştirmiş. Ama başında ne annesi ne de babası büyütmediği için bu zamana kadar balık yakalamasını öğrenememiş bir pelikan olmuş kendileri. Jeffrey de onu bırakamıyor. Artık tüm günleri birlikte geçiyor. Jeffrey yakaladığı balıkları en yakın dostu ile paylaşıyor ve birlikte yemek yiyorlar. Güney İngiltere'de yaşayan Shagan Ellis adında bir İngiliz vatandaşı, kurtlarla birlikte yatıp onlarla birlikte kalkıyor. Küçüklüğünde kendisinin de diğer çocuklar gibi kurtlardan korktuğunu söyleyen İngiliz, hayvanat bahçesinde bir kurt ile göz göze geldikten sonra hayatının değiştiğini söylüyor. Vahşi hayvanlara karşı bir ilgisinin olduğunu ve ünlü doğa bilimci Amerikalı Levi Holt ile tanışmayı kafasına koyduğunu belirten Shagan Ellis, yıllarca biriktirdiği parayla Amerika'ya gidip ünlü doğa bilimci ile tanışmış. Daha sonra vahşi hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi alan Ellis, şimdi İngiltere'de kurtlarla birlikte yaşıyor. Guardian gazetesine konuşan Ellis, "Kurtlarla hep bir aile dostu olmak istedim," dedi. Kurtlarla artık dost olduğunu ve her şeyi birlikte paylaştıklarını anlatan Ellis, "Onlar ne yediyse ben de ondan yedim. Ben avlanamıyorum. O yüzden çoğu zaman geyik yedik. Kurtların getirdiği yiyecekleri beraber yiyorduk. Hiçbir zaman hasta olmadım ve vücudum kısa sürede uyum sağladı," dedi. Mark dünyada bir kutup ayısına dokunabilen, hatta onunla yüzebilen tek insan. AG adındaki kutup ayısını daha 6 haftalıkken sahiplenen Mark ve eşi, AG'ye büyük aşkla bağlılar. Mark ve AG birlikte yüzüyorlar, sarılıyorlar, uyuyorlar. AG aynı zamanda yavruyken evin köpeğiyle birlikte büyüdü. 1995 yapımı Alaska adlı bir filmde daha yavruyken oynadı ve birçok reklam filminde de rol aldı. Aynı zamanda Mark, birlikte güreşmeyi çok sevdiği bir boz ayıya da sahip. Arılar konusunda uzmanlaşan 77 yaşındaki emekli profesör Norman Gary, BBC'nin çekimleri için vücudunu 100 bin arı ile kapladı. Arılarla dost olduğunu söylüyor ve en yakın dostları onlarmış. Gary, "Yıllardır vücudumun arılar tarafından kaplanmasını sağlıyorum. Herkes bana kaç defa arılar tarafından sokulduğumu soruyor. En az 75 bin defa diye tahmin ediyorum," dedi. Yaptığı gösteriler sırasında herhangi bir kötü olayın yaşanmaması için her zaman doktorların bulunduğunu belirten Gary, 1994 yılında emekli olduktan sonra Bal Arısı Hobisi adında bir kitap yazdı. Birçok Hollywood filminde rol aldığını belirten Gary, arılar tarafından ısırılanlar için acının azaltılması için şu tavsiyede bulundu. İşin püf noktası arının iğnesini çıkarmak. Çünkü iğnenin ucu derinin içine girdikten 60 saniye sonra ağrı veren zehri veriyor. Arıların vücudunu kaplaması için iki yöntem kullandığını belirten Gary, bunlardan birincisi tatlandırılmış şeker solüsyonunu arıların sarmasını istediğim yere bu tatlı solüsyonu sürüyorum. İkincisi ise kraliçe arı. Kraliçe arıyı istediğim yere bıraktıktan sonra diğer arılar vücudumu sarıyor, diye konuştu. Evet, bu tarz videolarımızı sevdiyseniz sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlılığı gelecektir.